Dünyada 4000'den fazla din var. Ve dünya nüfusunun %85'inin inançlı insanlar olduğu düşünülüyor. Geçmişten günümüze dünyanın neresine bakarsak bakalım, herhangi bir inanışı olmayan bir toplum görünmemiştir. Dünyamızın ötesindeki varlıklarla ve dünyalarla iletişimde olmak Son derece yaratıcı olan zihinlerimizin ürünü doğal bir karakteristik özelliği gibi görünüyor. Biz modern insanların 100 bin yıla dayanan bir geçmişimiz var ve Afrika'da, Güneydoğu Asya'da ve Avustralya'da yapılan arkeolojik kazılarda modern insan türünün düşüncelerini sembolize etmeye başladığına dair antik kanıtlar buluyoruz. Kendi doğamızda olmayan bir varlık ile iletişim içerisinde olduğumuzu açıkça gösteren en eski obje bu aslan adam figürü. Aslan adam mamut fil dişinden yapılmış. Mamutlar geç dönem buz devrindeki en büyük hayvanlardı. Doğadaki en acımasız hayvan ise Afrika aslanından bile daha iri olan mağara aslanıydı. Yelesi yoktu ama kocaman vahşi bir canlıydı. Bu aslan adam figürünü yapan sanatçı, mamut, aslan ve insanı bir araya getirmiş. Bacaklar ve kasık kısmı insana ait. Göbek deliği de aynen bir insanınki gibi olması gereken yerde. Gövdeden kafaya doğru yukarı çıktıkça son derece geniş, güçlü duran omuzları ve aslan kafası şeklindeki baş kısmını görüyoruz. Bu kafa o kadar doğal bir şekilde yapılmış ki bizi gözlemlediği, dinlediği izlenimine kapılıyoruz. Kulağının arkasındaki küçük iz kulak sesin geldiği yöne doğru döndüğünde oradaki kasların nasıl gerildiğini göstermek için yapılmış. Gözleri ileriye bakıyor ve ağzında da garip bir sırıtma göze çarpıyor. İnsan ve hayvan özelliklerinin bir araya gelmesi, bu dikkat kesilme hali, bu etrafla etkileşimi olduğuna dair yaratılan his, ortada bir iletişim olduğuna işaret ediyor doğanın gerçek bir parçası olan fakat aynı zamanda kıyafet giyen, aletler yapabilen, ateşi bulmuş olan insan kendisini korumak zorunda olduğu ama bir yandan da hayranlık beslediği bu vahşi aslanın önünde saygıyla eğiliyor. Buradaki iletişimin son derece önemli bir anlam içerdiğini düşünüyoruz. Bu heykelin bir simgeyi, bir tanrıyı ya da bir yaratılış hikayesini temsil edip etmenin söylemek oldukça güç. Aslında bunların çok fazla bir önemi de yok. Burada asıl önemli olan aradaki iletişim. Bizi korkutan şeylerle başa çıkabilmek, onları anlamlandırabilmek ve anlayabilmek için kendi dünyamızın ötesindeki varlıklara ve dünyalara olan inanç. Aynı zamanda ateş etrafında birbirine hikayeler paylaşmak gibi bir iletişimi de kastediyoruz. Zira aslan adamın vücudunun yüzeyinin pürüzsüz olması, bu figürün bu tarz ortamlarda elden ele geçirildiğine işaret ediyor. Heykel, Almanya'da, Baden-Württemberg'e çok uzak olmayan bir mağarada Stadel mağarasında bulunmuş. Ateş etrafında hikayeler paylaştıktan, sosyalleştikten, ertesi günler için plan yaptıktan ve olasılıklar hakkında düşündükten sonra aslan adam mağaranın derinliklerinde itina ile saklanmıştı. Tüm bunlar bize hayata devam edebilmek ve yaşama bir anlam katabilmek için öteki dünyalara ve varlıklara olan inancın Sosyal kaynaşma ve insanoğlunun inançları açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.